Sevgili Deha TV izleyicileri, az sonra izleyecek olduğunuz ve daha sonra izleyeceğiniz programları akıllı telefonlarınızdan, tabletlerden ve akıllı televizyonlardan izlemeniz artık çok kolay. Apple Store'dan ya da Google Play Store üzerinden telefonlarınıza ve tabletlerinize bu uygulamayı indirerek yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de akıllı televizyonumuzda bu uygulamanın nasıl kullanıldığını birlikte görelim. Evet sevgili seyirciler, burada televizyonumuzdan App Gallery'e giriyoruz. Ardından arama butonunu seçiyoruz. Ardından uygulamamızın ismini yazıyoruz. Artı Dijital Medya. Uygulamayı seçiyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi tüm yerel kanallar karşımıza çıkıyor. Ve buradan Deha TV'yi bulup seçiyoruz. Tüm bu işlemlerin ardından sizi yayınımızla baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Ekranlarından merhaba değerli izleyenler, güncel programı başlıyor. Son günlerde yine koronavirüs gündemimize girmeye başladı sayın seyirciler. 1 Haziran itibariyle aslında normalleşme sürecine geçmiştik. Ancak bu normalleşme sürecinde tedbirlerin hafifletilmesiyle beraber galiba biraz biz de kurallara uymamaya başladık. Aslında 3 ana kural var ve bu 3 ana kurala uymamamızda işte vaka sayılarında artışa, ölümlerde artışa neden oluyor ne yazık ki. Tüm dünya artık ikinci dalgayı konuşuyor ve biz bunu yaşamak istemiyoruz. Hatta gündemimizden çıksın artık korona istiyoruz ama ne yazık ki çıkaramadık. Bu konuyla ilgili uzman görüşünü alacağız. Denizli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Rıza Hakan Erbay bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dediğimiz gibi 3 ana kural var aslına bakarsanız. Ayrıntılara baktığımızda da 14 önemli kural var koronavirüsten korunmak için ama bunları uygulamamamız neticesinde özellikle de işte bayram tatiliyle birlikte sahil kenarlarında gördüğümüz o manzara açıkçası bizi biraz korkuttu ve sonra da rakamlara yavaş yavaş yansımaya başladı. Aslında bu rakamları galiba bir 10 gün içerisinde daha net göreceğiz, üzülerek göreceğiz. Bayram sonrasındaki süreci değerlendirerek başlayalım isterseniz sohbetimize. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabip Odası adına, meslektaşlarımız, mesleğimiz adına söz söyleme fırsatı ve bu yakıcı bir gündem olan ve dünyayı saran, hepimizin, bütün dünyanın boğuştuğu malum pandemi dediğimiz dünya çapında kıtaları tümünü, kıtalar arası yayılmış ciddi bir hastalık gündemi nedeniyle bu konuda bilgilerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Katılım gösterdiğiniz. Evet. Şimdi ben programlarda genellikle bu maskeyle başlıyorum. Evet. Hani mesaj olsun. Halkımız bu konuda önlemleri ciddiye almayı hiç olmazsa görsel olarak da ifade edelim diye. Fakat aramızdaki mesafe şu anda 2 metreden aslında fazla. İsterseniz çıkarabilirim. Sosyal, tabii ki. Mesajımızı da bu şekilde yine vermiş olalım. Evet. Covid kısaca hani baştan özetleyecek olursak malum Çin'in Wuhan kentinde yarasalardan kaynaklandığı düşünülerek tespit edildi. Öyle düşünülüyor ve özetle hani dünyaya yayıldı. Ülkemiz de bundan etkilendi. Maalesef etkileniyor. 200'ün üstünde ülkede şu anda COVID-19 2019'da çıktığı için 19 olarak isimlendirildi. COVID-19
Yani koronavirüs disease 19, koronavirüs hastalığı 19 olarak isimlendirildi. Bulaştırıcılığı çok yüksek ve hastalık yapıcı gücü de yüksek. Yani enfeksiyon hastalıkları bu şekilde mikroorganizmanın hastalıkla ilgili gücü bulaştırıcılık ve hastalık yapma gücü olarak iki şekilde değerlendiriliyor. Hem bulaştırıcılığı yüksek hem hastalık yapma gücü yüksek bir mikroorganizma ve hastalık. Bu bakımdan tabii önemli bir hastalık haline gelmiş oluyor. Esas önem arz eden şey tabii yeni bir virüs. Daha doğrusu mutasyona uğramış. İşte Çin'de bir yerlerde yarasalarda bulunurken insanoğlu ona bir şekilde bulaştı. O da mutasyon geçirdi muhtemelen. Koronavirüsler çünkü bilinen bir virüs ailesi grubudur. Ve bu mutasyon sonucu hastalık yapma gücü, yayılma gücü yüksek bir hayvan hastalığı, insanda da hastalık yapma gücü olan bir mikroorganizmaya dönüştü ve dünyaya yayıldı. Dolayısıyla yeni olduğu için henüz protokollere bağlanmış bir algoritmik, kesin bir tedavi şansımız henüz elimizde yok. Bazı ilaçlarımız var, tedavilerimiz var. Faydalı olduğunu bildiğimiz yaklaşımlarımız var. Ancak yani kesin tedavi, işte bir şu, iki bu, üç bu diye kesin olarak tedavi şeyi henüz yöntemi yok. Henüz. Oturmuş değil. Evet. Henüz oturmuş değil. Tabii elimizde silahlarımız var. Bu bakımdan önemli. Tabii bu enfeksiyon hastalıklarında aşı bizim için genellikle koruyucu oluyor. Aşı da henüz yapılabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü bunun için 1,5-2 yıl gibi bir süre vermişti. Ülkemizde de çalışılıyor. Dünyada da bulundu, bulunacak gibi haberler çıkıyor. Evet, Rusya'dan, Almanya'dan, Amerika'dan haberler geliyor. Ülkemizde de ciddi çalışmalar var. Umuyoruz bir an önce etkili bir aşı tabii insanlığın hizmetine sunulabilsin. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde tabii sunulabilsin. Ama şu anda henüz öyle bir şansımız yok. En azından bir 6 ay, 1 sene kadar da olmayacak gibi duruyor. Yani aşı piyasaya sunulduktan sonra da geniş halk kitlelerinde bunun sonuçlarını görmek gerekiyor. Tabii ne kadar etkili, tam koruyucu mu değil mi? Tabii. Bu arada virüs A kıtasında o şekilde dururken B kıtasında acaba farklılaşıyor mu? Aşı ona da etki edecek mi? Evet, çünkü sürekli mutasyon geçiren canlılar, mikroorganizmalar. Yani dünyada mikroorganizma canlı sayısı bitki ve hayvanların milyonlarca katı fazlalıkta. Dolayısıyla aslında gözle görmüyoruz ama dünyamız onlara ait gibi. Bu bakımdan aşı yok, tedavi henüz tam oturmuş değil ve hastalık yapıcı gücü de yüksek olan bir mikroorganizma ile karşı karşıyayız. Peki bu durumda ne yapacağız? Yani Verem Savaş dispanseri örnekleri örneğinden Verem Savaş dispanserlerimiz vardır bilirsiniz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ciddi öldürücü bir hastalık olan veremle mücadele sırasında Verem Savaş dispanserleri kuruldu. Ciddi önemli mücadele yapıldı ve çok başarılı olundu dünya çapında. Aynı şekilde sıtmayla, trahom diye bir göz hastalığı vardır. Özellikle Güneydoğu illerimizde çok ciddi körlüklere neden olan bir hastalıktı. Onunla çok ciddi ve çok başarılı mücadeleler verilmişti ve bu hep savaş adı altında. Veremli savaş, veremle savaş ve diğer hastalıklar. Dün onu da söyleyeyim, esprimiz olsun. Beraber yayın yaptığımız Hüseyin Turgut Hoca, enfeksiyon anabilim dalı başkanıdır üniversitemizde. Çok değerli bir hocamız o da. Sizinle programlar yapmış sanırım. Evet. O bana itiraz etti. Savaş kelimesine itiraz ediyorum. Bu dedi zihin kirliliğine yol açıyor dedi. O yüzden savaş demeyelim. O da bir canlı. Biz onunla yaşamayı öğreneceğiz dedi. Tabii bu da çok ince, güzel bir tespit. Nokta, tespit. Evet. Ama ben o örnekten yine gidilebileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında virüsle savaşıyoruz. Yani bir şekilde savunma savaşındayız esasında. Mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Yani bu hastalık yapma gücüne ulaşmış, insanlığı
tehdit eden bir duruma gelmiş. Yani büyüklerimizi, kendimizi, çocuklarımızı. Evet. Dolayısıyla bundan en azından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yeterli süre koruyabilirsek işte aşı, tedavi ya da mutasyon sonucunda virüsle bir yan yana yaşayabilme olanağına kavuştuğumuzda zaten sorun kendiliğinden ortadan kalkacak. Bu bakımdan yani en azından mesela antibiyotiklerimiz var. Bakteriyel hastalıklara karşı antibiyotik yani yaşamı sonlandıran, biyolojiyi ortadan kaldıran ilaçlar. Yani bir şekilde hümanistik düşüncenin getirdiği insan yaşamını daha ön plana alan bir felsefe sonucunda hani yaşamak insana daha ön planda sunulması gerektiği düşüncesiyle biz mikroorganizmaları öldürüyoruz yani bu maalesef bir gerçek tabii. Aslına bakarsanız bu konuyla ilgili arada parantezi açalım. Evet. Çünkü koronavirüsle ilgili işte yarasalardan bulaştı, yarasa yemekten bulaştı kavramı söz konusu. Evet belki böyle olabilir ama bu mikroorganizmalar aslında kendileri için evlere sahipler. Yani onun konaklama yeri yarasalar ama biz galiba biraz onun konaklama yerlerine zarar verdiğimiz için insanoğlu olarak işte bizim yaşamımız daha ön planda olduğu için yeni bir konaklama yeri aramaya başladı ve biz tanışmış olduk. Evet galiba biraz öyle oldu. Rahatsız ettik. Evet. Doğa da bir şekilde o canlı da belki de dediğiniz gibi yeni konaklama yeri ararken biz çok uygun olmayabildik. O da kendisini değiştirerek ortak yaşama alışmaya o da çalışıyor belki de. Kesinlikle. Yani canlı dünyası iç içe esasında. Şimdi mikrobiyata diye güncel bir kavram var. Yani biz aslında mikroorganizmalarla iç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla onlarla da beraber yaşamayı öğreneceğiz ama ben hani savaş stratejisi üzerinden mücadeleyi halkımıza anlatabilmek adına savunma savaşı yapmak zorundayız diye söylüyorum. Ki savunma savaşı aslında savunmada kalınarak yapılan savaş. Yoksa siz öleceksiniz. Bu yapılabilir bir şeydir. Bu izin verilebilir bir şeydir. Değil mi? Mesela Türkiye Cumhuriyeti de bir savunma savaşıyla esasında. Veya üzerimize gelindiği zaman nefsi müdafaa hakkınız vardır. Bu bakımdan bu savaşta tabii kazançlı çıkabilmek için elimizde dediğiniz gibi 3 tane silahımız var. Evet, şu benzetme an elimizde bulunanlar bu. Evet. Yani savunmada kalabilmek için, bu mikroorganizmadan uzak kalabilmek için, hastalıktan korunabilmek için çok önemli, temel 3 tane silahımız var. Birincisi maske, siz de söylediniz. İkincisi el hijyeni ve elimizi nereye dokunursak derhal yıkamak. Gerekirse eldiven kullanmak ve o eldiveni imha etmek. Üçüncüsü de mesafe koymak araya. Evet. Dolayısıyla bu 3 engeli virüsle aramıza, yani koymak onunla yaşamayı bu şekilde sağlama anlamında yapabilirsek mümkün mertebe uzak kalıyoruz ve oranlar %80 yani çok yakın temasta iç içe kalabalık ortamlarda bulunulduğunda bulaş oranı %80'lerdeyken %2'lere, 3'lere, 5'lere kadar düşüyor bildiğimiz gibi. Evet. Biz de bunu sağlamak amacıyla muhakkak hepimizin bu savunma savaşına uymamız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani yine savaş örneğinden verirsek bu bizim gibi sağlık çalışanlarının sadece ön cephede olan yani bizler hastanelerde bu mikroorganizmayla hastalanarak gelmiş insanlarımıza karşı mücadele eden ilk saftaki yani cephedeki ön cephedeki askerlerimiz ve hakikaten kayıplarımız oluyor. Hemşirelerimiz, personellerimiz, hani asansör görevlisi, hasta bakıcıya kadar. Biz bir ekibiz tabii. Yani sadece hekimler değil. Sağlık personeli diyelim. Ön cephedeki insanlar ve bunlar hakikaten her gün acaba bugün bir şey olur muyum? Bugün hastalanır mıyım? Ya hastalanırsam bana bir şey olur. Çünkü bizler görüyoruz yani hastalığın aşamalarını, ciddiyetini, zorluğunu, yoğun bakım aşamalarını. Hani bazen de maalesef vefatları, kayıpları görüyoruz. Dolayısıyla
biraz hani korku ve endişe içinde geldiğini görüyoruz. Yani. Haklı bir endişe. Haklı bir endişeyle geliyor. En ön cephede hani en ön cephedeki askerler en büyük risk altında oluyorlar tabii. Hani bu şeyden gidersek örneklemeden. Ama gerimizdeki cephede de bütün aslında halkımızın, tüm insanlığın da bu mücadeleye bir şekilde katkıda bulunması gerekiyor. Evet. Bu topyekün bir savaş aslında olması gerekiyor. Yani bu hastalıktan uzak kalınacaksa topyekün dediğimiz yani tüm insanlarımızla yani Türkiye'de veya bir başka yerde fark etmez. Tüm insanların bir şekilde maske, eldiven, el hijyeni ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor ki başarıya ulaşabilelim. Değil mi? Yani dolayısıyla bu topyekün savaşta biz yani sağlık çalışanları ön cephede çok hayatları pahasına mücadele ederlerken ki bunlar iyi yetişmiş insanlar. Tabii. Değil mi? Yani eğitimli insanlar. Bu insanlar hani bu hastalıkla mücadele ederken arkada bu işin hiç önemsenmemiş olduğunu görmek. Artık ne maske ne sosyal mesafe, fiziksel mesafeye dikkat edilmemiş olduğunu görmek tabii ön cephedeki sağlık çalışanlar açısından, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlar açısından çok moral bir motivasyon bozucu, endişe verici, üzüntü verici, tükenmişlik sendromuna yol açıcı. Çok da yoruldular bu arada. Evet. Yani sağlık çalışanları ciddi bir yorgunluk içerisinde aynı zamanda. Yani biz evet bu durum başladığında motivasyon anlamında sağlık çalışanlarını hep dile getirdik. Ne kadar önemli bir görev yaptıklarını, ne kadar ulvi bir görevi yerine getirdiklerini, insanlık için çaba harcadıklarını, insan yaşamı için çaba harcadıklarını ve bu çabayı harcarken kendi canları, sevdiklerinin risk altında olmasını da göz önünde bulundurarak bu görevleri yerine getiriyorlar. Ama ciddi bir yorgunluk da var. Evet. Bunu da artık hissediyoruz. Biraz da ilk zamanlardaki kadar galiba sağlık çalışanları ile ilgili ifadelerimiz çok olmuyor. Önceden gördüğümüz o koronavirüste kıymetini anladığımız ama öncesinde sağlık çalışanlarının yaşadığı problemlere baktığımızda şimdi tekrar sanki gündemde gibi onlarda değil mi? Yani bu yorgunlukla beraber yine aynı sorunları yaşamaya devam ediyor mu sağlık çalışanları? Evet, teşekkür ederim sağlık çalışanlarımız adına bu doğru tespitleriniz açısından. Gerçekten öyle. Hani biraz önce de bahsettik. Yorgunluk, tükenmişlik, yılgınlık, bıkkınlık. Hani halktaki, şimdi çarşıda görüyoruz. Dört insandan üçünde ya maske yok, ya çenesinin altında böyle bir aksesuar. Evet, maskeyi doğru kullanma da çok önemli. Ya bir aksesuar tarzında. Yani belki yakıştığını düşünüyor. Bilmiyorum. Zorunluluk olduğu için. Ya yani evet, yeni bir moda var. Cezayı yememek için. O yeni moda maskeyi kolumuzda. Taşımak. Evet. Yani bunlar tabii uygun kullanımlar değil. Ciddiyetsiz kullanımlar. Bu bakımdan aslında düzenleme, denetleme ve gerekirse yaptırım üçlüsünün mutlaka uygulanması gerekiyor. Aslında hükümetimiz de bunu yapıyor. Sağlama şeyinde muhakkak programında. Yani bir düzenleme yapıldı. Denetleme galiba dün Deniz'i de siz tüm daha iyi biliyorsunuz. Tüm Türkiye'de gerçekleştirdi ve çok kapsamlıydı. Kapsam ve bunun sürdürülmesi lazım. Yani şimdi bir şeyi şu şöyle yapılması gerekiyor diye ortaya koyarsak bu denetlenmeden ve farkındalığı düşük kimselerin ya da umursamayan kimselerin topluma zarar vermesini de hani yaptırım gücünüzle engellemezseniz yine bir amaca varmak çok kolay olmuyor. Evet. Dolayısıyla düzenleme, denetleme ve yaptırımın üçünün bir arada sergilenmesi gerekiyor. Sağlık çalışanları açısından tabii madalyonun diğer yüzünde yani moral motivasyon kaybının tükenmişliğin bir başka şeyi de yönü de maalesef hani alkışladık dediniz, alkışlandı dediniz gerçekten. Yani bu adanmış kişilerin gerçekten hani adanmışlıkla çalışılır. Her mesleğin bir böyle eğitim yönü, deontolojisi, ahlaki eğitim yönü, felsefesi olduğu için biz seve seve gidiyoruz. Yani bundan gurur duyuyoruz, işimizi yapmaktan mutlu oluyoruz. Ama tabii mutlaka bunun da bir hani
karşılığının olması gerekiyor. Yani alkış güzel bir şey. Ama aynı zamanda hani maddi de bilinen bir şeyler... Bilinen evet, en bir azından pahası da var. Evet, pahası da var. Bazen hayatınıza bile mal oluyor. Evet. Veyahut da ölüm, yanı sıra hani sakatlık, iş görememezlik, bu hastalığın böyle komplikasyonları da oluyor maalesef. Evet. Veya işte eskisine göre güç kuvvet kaybı vesaire. Dolayısıyla bir meslek hastalığı olması beklentisi doğal olarak var. Evet. Ama maalesef henüz bu meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. İş kazası olarak kabul edilmedi. Yani bir hasta geliyor, öksürüyor. İşte siz boğazına bakarken damlacık enfeksiyonuyla saçınıza, vücudunuza, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza. Dolayısıyla bunu bir iş kazası. Hastalığı da bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi beklentisi maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi. Bu çalışan sağlık personelimiz açısından, hekimler ve diğer sağlık personeli açısından önemli, ciddi ve haklı bir beklenti. Kesinlikle. Yani yöneticilerimizden bunun sağlanmasını lütfen özellikle ben de dile getirmek istiyorum tabip odası başkanı olarak. Bunun yanı sıra ilk 2 veya 3 ay hani Mart 11 Mart'ta başladı malum. 2-3 ay kadar belki hani bir söylendiği şekilde ek ücretlendirme ve döner sermaye hani sembolik de olsa bir katkı sağlandı ama ondan sonra bu da kesildi maalesef. Hatta bazı hastanelerimizde 7-8 ay kadar verilmediği oldu. Önceden aldığı miktarı da alamıyor şimdi insanlar. Çünkü hastaneye başvurular azaldı. Yani performans sisteminde siz baktığınız hasta kadar çalıştığınız kadar ücretlendirildiğiniz için hasta sayısı da azaldığında tabii ücretiniz de azalmış oldu. Yani hem söz verilen ve öngörülen rakamlar sonra azaldı veya kesildi. Hem de önceden kazanmakta olduğunuz ücreti de kazanamaz hale gelmiş olması da sağlık çalışanları açısından, hekimler açısından performans sisteminin sistemiyle performans çalışan performans sistemi hekimler. Öncesinde de zaten büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Öncesinde de problemliydi ama şimdi bu hastalık süreciyle birlikte hastane gelirlerinin performansa yatırılan ücretlerin ve hasta sayısının azalmasıyla birlikte hekimlere de muhtemelen bu şekilde hani bir de ekonominin sanırım biraz şu anda darboğazda sıkıntılı olması hani bu da yine koronayla alakalı da olabilir. Olmasından dolayı sağlık çalışanlarının ücretlerinde de ciddi azalmalar olması yani hem bir hayati riskle ve hani boş vermişlikle birlikte umursamazlıkla birlikte tehlikenin giderek büyümesi, ben ne yaparsam yapayım, yani yine halk umursamaz bir şekilde hastalık çoğalıyor. Yani ya bugün hastalanacağım ya yarın. Bunun sonu yok moral motivasyon bozukluğu içinde. Bir de bunun karşılığını da hani artık alamıyorsanız, hani takdir edersiniz ki tükenmişlik sendromu daha da artıyor. Bu da bir faktör. Yani sağlık çalışanlarımızı eğer hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerinde, iş sağlığı merkezlerinde, iş yeri hekimlerinde çalışanlarımızın, hekimlerimizin bu sağlığını koruyamazsak, moralini, motivasyonunu koruyamazsak halkımızın sağlığını nasıl koruyacağız? Yani bu insanları öncelikle korumak, bu insanları öncelikle teltif etmek ve en azından söz verilen miktarlarda haklarının, özlük haklarının sağlanması tabii önemli yani. Oldukça önemli. Bunu mutlaka sağlanması gerektiğini söylemek lazım. Evet. Çok haklısınız hocam. Bu anlamda dediğimiz gibi yani sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar vardı ama koronavirüs sürecinde işte üstlendikleri görev çok çok önemli ve bunun yanı sıra bu sorunları yaşıyor olmaları da tabii biraz sadece tükenmişlik sendromu değil kalp kırıklığı da yaratır. Evet. Böyle bir tarafı var. Ne yazık ki. Peki hocam şimdi ikinci dalga olur mu ve okullar açılacak bir de. Yani bu okulların açılması konusu çok konuşuluyor. Zannediyorum uzmanlar yani bir bilim kurulu var tabii ki bu doğrultuda kararlar alınıyor ama ikinci dalga olur mu birincisi? İkincisi de okullar açılırsa ne olur kısmı var. Evet. Bu da çok konuşuluyor gerçekten. Ben
epidemiyolog değilim. Anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Yoğun bakım uzmanıyım. Biz COVID hastalarına hastaların en zor durumlarında yoğun bakımda karşılaşıyoruz. Ama bu sorduğunuz soru biraz epidemiyoloji, yani halk sağlığı bilimi, salgın hastalıklar bilimiyle alakalı. Fakat uzman hocalarımızın, değerli bilim insanlarının dünyada da Türkiye'de de söylediklerine göre tabii ikinci dalga teorik olarak mümkün, var. Olması bekleniyor. Özellikle Eylül, Ekim, Kasım gibi. Bir de grip hastalığı mevsimsel olarak beraberinde ayrı bir hastalık ama benzer belirti ve bulgularla ortaya çıkması, birbirinden ayrılmasının zorlaşması, gripin de hastalık yapıcı gücünün, hatta yaşlı popülasyonda ölüm oranının yüksek olması ile işin yönetiminin biraz daha zorlaşacağı öngörülüyor. Ama şu anda zaten daha birinci dalgayı biz atlatamadan maalesef 1 Haziran'da önlemlerin, yani bu sokağa çıkma yasağıydı veya işte kısıtlamaydı. Bu önlemlerin aniden ve birdenbire ve çok geniş bir biçimde, yani planlanan, hesaplanan, standart bir normalleşme süreci içinde değil de halkımızın da bunu biraz böyle, hani yorgunluk, onlarda da bir yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik oluyor tabii. İnsan sürekli evde kalması zor. Karantina süreleri vesaire. Yani halkın da yorgunluğu, bitkinliği sonrasında aniden ve bütünüyle bu önlemlerin gevşemiş olması. Bir de şimdi araya bayram gibi hep beraber gördük. Trafik ne kadar yoğundu. Saatlerce şehire girerken, çıkarken değil mi? Tatil beldeleri, deniz kenarları, çok sahiller, ciddi yoğunluklar var. Yani eğlence yerleri, restoranlar, hiç sosyal mesafe, fiziksel mesafe dikkat edilmiyor. Maske kullanımı yok. Yani insanlar o kadar bunalmış ki eğlenmek istiyor biraz yani. Bu da doğal bir şey tabii ama biraz daha sabır, biraz daha sabır. Ve bu da yani şimdi mesela eğitim düzeyi yüksek Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri bunu birinci dalgayı kırdılar. Kırmış oldukları bilim insanları tarafından söyleniyor. Ama biz bunu kıramadan yani bir yere gelmiştik. Maalesef tekrar hani geriye kayma gibi bir şey oldu. Birincisini daha atlatamadan bu ikinci dalgayla beraber hani epey korkutucu senaryolar var. Umarım öyle bir felaketle karşılaşmayız. Şimdi az önce ifade ettiğiniz nokta çok önemli. Okullar demiştiniz ama. Evet, okullarla ilgili de, çünkü grip de çok hızlı yayılan bir hastalık. Benzer özellikleri çok fazla, belirtileri anlamında. Dediğiniz gibi bir karıştırma durumu söz konusu olabilir. Tam da işte o dönemde de okullar açılacak. Çocuklar için neler olur? Açılmalı mı, açılmamalı mı konusu da çok önemli aslında. Yani salgın biliminde, epidemiyoloji biliminde salgını kontrol etmenin en temel maddelerinden bir tanesi, en temel hareketi kısıtlamak. Yani oradan oraya hareketi kısıtlamak. Bunun için işte evden çıkma veya sokağa çıkma kısıtlaması yapıldı malum. Haklı olarak, gerekçe olarak. Uçaklar, ülkeler arası otobüsler değil mi? Bunlar kısıtlandı. Yani salgını kontrol etmenin birinci ve en temel şeyi yani bu hareketi kısıtlamaktı. Yine buna bir miktar dönmek gerekiyor gibi düşünmek gerekir. Çünkü sanırım 1 Haziran'da 500'lerdeydi resmi rakam değil mi? Şimdi binleri aştı. Yani bu yaklaşık hasta sayısının iki katı olduğu anlamına geliyor. Bu noktada hani bir parantez açarsak, projeksiyon yapma anlamında, tehlikenin büyüklüğünü kavrama anlamında. Şimdi bugün hani baktığımız zaman 55 bin civarında, 50 bin diyelim, 50 bin civarında bir test yapılmış. Ve sanırım 1000'i aşkın bir 1080 mi 1100 mü bir vaka rakam tespiti var. Vaka tespiti var, yani pozitif. Onlar hasta olarak bizim resmi rakamlarımızda görünüyor. 50 binde 1000. Eğer 500 bin test yapılabilseydi, yani 10 kat fazla test yapılabilseydi bu rakam ne olacaktı? 10 bin olacaktı değil mi? 5 milyon test yapılabilseydi aslında rakamsal olarak çok ciddi. 100 bin kişi olacaktı hasta. Yani pozitif olan. Hasta olmayabilir.
5 milyon kişide 100 bin. Peki 50 milyon kişi olsaydı? Ya. 1 milyon. Yani bu doğru bir projeksiyon oran aslında. Şimdi bizim nüfusumuz ne kadar? Göçmenlerle beraber 88 civarında olduğu söyleniyor. 100 milyon diyelim. Yani 51 milyondu, 100 milyon da 2 milyon. 2 milyon. Yani 1,5 milyon kişi aramızda hasta, biz diğer sağlıklı insanları hastalandırabilir, bulaştırabilir bir noktasında şu an. Noktada dolaşıyor yani. Bizim saptayamadığımız tabii çok rakam da var. Evet. Tabii gerçi testler hani bulguları olan öksürüğü işte ateşi olan, eklem ağrısı olan vesaire. Hani COVID'e yönelik şüphelenilen hastalarda yapılıyor ama testin de pozitiflik saptama gücü %60. Hani onu da %50 dersek bütün toplum açısından yani birbirini dengeleyen bir şey var. Yani semptomu olana bakmışsınız, olmayana bakmışsınız. Çünkü %60 bir gücü var tespit etme gücü. %40'ını o kaçırıyor. Biz de %40'ı buraya ilave edelim. Yani toplumun gerçekten 1-1,5 milyon en azından hani enfekte edebileceğini düşündüğümüz kişi sayısı var yani. Tabii bu hani rakamlar tam böyle olmayabilir ama buna yakındır muhakkak. Yani ortalamaya baktığımızda, oranlara baktığımızda. Oranlara bak. Ki yani 80 milyonluk ülkede 1,5 milyonluk bir nüfusun her yerde dolaşıyor olması da tabii çok riskli. Büyük bir rakam. Yani eğer biz bu 1,5 milyon insanı bilsek, insanımızı bilsek, bunları karantinaya alsak, evlerinde misafir etsek, evlerinden çıkmasını engelleyip hasta olanlarını da hastanemizde tedavi etsek 2 haftada bu iş biter. Ama saptayamıyor. Durumumuz yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu bilinçte olup insanlarımızın maskeyi, el hijyenini ve mesafeyi korursa aşağı yukarı aynı şekilde yani %3'lere düşürdüğümüz gibi yani o kadar hayati bir önem olduğunu tekrar vurgulayalım. Yani bir de tabii şunu söylemek istemiyorum. Yani bu da hatalı. Yani bu hastalık kötü. Bulaşırsa öldük, mahvolduk. Yani artık çaresi yok filan gibi bakmamak lazım. Evet, bütün dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. %4 civarında bir ölüm oranı var. Pozitif olup tedavi görüp hastalanan. %4'lerde tabii bu yaşlı ve sistemik hastalığı olanlarda oran yükseliyor ama ve hastanelerimiz bizim kaliteli, yoğun bakım yataklarımız yeterli. Hastalığın her aşamasında yapılabilecek çok şey var. Yani tam tedavi olmamakla birlikte destekleyici ve yine COVID'e yönelik ciddi etkili ilaçlarımız var. Yani bu işe bir kere yakalanırsak eğer, öyle her şey bitmiş değil. Tedavisi var, hastanemiz var, bakıyoruz. Doktorumuz var. Tabii. Yani ya çok ciddi bir kaygı var ya boş vermişlik var değil mi? Her ikisi de doğru değil doğru aslında. Evet. Çok ciddi kaygı ile boş vermişlik birbirinden besleniyor aslında. Biz ikisini de şey yapmayalım. Yani diyelim ki hepimize bulaşabilir bir şekilde. Bulaşsa da soğukkanlılıkla bunun pek çok adımı var. Türkiye sağlık açısından modern bir ülke sayılır aslında. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz, gururla. Yani sağlık personelimiz de yeterlidir. Hastanelerimiz de, yoğun bakım yataklarımız da yeterlidir. Zaten bunun süreç içerisinde ilacımız da de gördük. Şu anda hani ilk başta yaşanan biraz kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı var gibiydi. Fakat o da şu anda çözüldü. Dolayısıyla korkacak çok fazla bir şey yok. Yeter ki herkes kendisini bu işte görevli bir vatandaş olarak görsün. Yeter ki bu çok önemli. Yani eğer tabii ümitsizlik derecesinde biz bir mesaj verirsek bu doğru olmaz. Tabii o da tükenmişliğe yol açar. Tükenmişlik ve öğretilmiş çaresizlik deniyor ya. Yani bitti bu, çaresizsin. Tamam, o zaman ne yapayım? Ne olacaksa olsuna geliyor yani. Evet, ama bu durumda doğru, o olmuyor. O doğru değil yani. Çünkü doğru değil. O bakımdan onu da söylemek istemiyoruz. Yani bu önlemleri alırsak, bu üçlü önlemi alırsak ki herkes ezberledi artık. Ne olur? Hani güler yüzle
bu toplumda herkes birbirine güler yüzle davransın. Hı hı. Alışverişini güler yüzle yapsın. Ama şu üç önleme, mesafeye, el yıkamaya, temas etmemeye, sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etsin. Evet. Her şey güler yüzle, sağlık içinde geçecek, gidecek. Bu da günün birinde muhakkak tarih olacak. Ama bu süreci iyi yönetmek, bizim ne kadar kaliteli insanlar, kaliteli bir ülke olduğumuzu da gösterecek esasında. Kesinlikle. Bu da bizim için ayrıca bir verilecek sınav olarak. Biz kaliteli insanlarız, kaliteli bir ülkeyiz. Kaliteli bir şekilde sağlık yönetimi yapabiliriz ve bu savunma savaşında meşrudur savunma savaşı, değil mi? Müdafaa hakkımızı kullandığımız bu savunma savaşında muhakkak kazanacağız. Bu hastalık da tarih olacak. İnşallah. Tarihe baktığımızda da zaten birçok aslında ölümcül hastalığın dünya üzerinde salgın haline geldiği ve sonuçlarına bakıldığında da çözüm bulunduğu görülüyor. Yani insanoğlu mutlaka yaşamaya devam edecek. Böyle de bir nokta var. Okullarımız için araya başka şeyler koyduk galiba. Okullarla ilgili yorum yapalım mı? İlgili değerlendirmenizi de alayım. Gerçi hani salgının birinci kuralı hareketi kısıtlamak dedik. Demiştik. Malum. Bu şeyden hareket edersek, bu şimdi hastalığın alevlenmesi söz konusu, önlemlerin biraz gevşemesi söz konusu ve bu ay sonunda okulların açılması, hani sınavlar ve sonrasında okulların açılmasından bahsettik. Erken görünüyor biraz. Ama tabii hangi kriterlerle ne zaman açmalıyız? Bunu bilim kurulumuzun, epidemiyologlarımızın verilerle ama gerçek, objektif, sağlıklı ve tüm ülkeyi, hatta tüm ülkeyi değerlendirirken de tabii bölgesel olarak da Adana'dan Zonguldak'a, evet, bölgesel olarak da farklı farklı belki ihtiyaçlara göre değerlendirmek gerekiyor. Şimdi maalesef biz, yani Denizli ilimiz olarak şanslı bir bölgedeyiz şu anda. Hastalık oranlarımız hani Türkiye ortalamasının çok altında. Ama hani bir Ankara, Konya biliyoruz. Güneydoğu illerimiz, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, yani çok ciddi yüksek hastalık oranları bildiriliyor. Yoğun bakımlarımızın dolu olduğu bildiriliyor. Yani bu bakımdan bunun bir an önce kontrol altına alınması için hepimize görev düşüyor. Lütfen üstümüze düşeni yapalım. Yani Kahramanmaraş ve Diyarbakır deyince biraz önce sağlık çalışanlarımızı kaybettiklerimizi andık. Bu hafta ve geçen hafta içinde de iki uzman arkadaşımızı, hekim arkadaşımızı kaybettik COVID'den. Bir tanesi Kahramanmaraş'ta psikiyatri uzmanıydı. 35 yaşında. Yani çok gençlere de bir şey olmuyor. Demeyelim, yok öyle değil. Bir de Diyarbakır'da da bir kadın doğum uzmanı arkadaşımızı kaybettik maalesef. Yani bu ciddi bir hastalık. Rahmet diliyorum ben ikisine de. Bu arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz ve sağlık çalışanlarımıza hep birlikte yardımcı olalım. Bu cephe hepimizin. Bunu söyleyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ve bu anlamda da bunu devamlı hatırlatacağız artık. Dönem dönem böyle uyarıcı programlarla vatandaşlarımızı hep tetikte ve hep bu kurallara uyacak hale biraz da biz de bu anlamda destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum size hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu son söylediğiniz son derece önemli. Hani bu bana bu fırsatı verdiniz. Her bir sağlık profesyoneli olarak, bir meslek örgütü, Denizli Tabip Odası Başkanı olarak bunları ifade ettik. Ama basın aracılığıyla bunu yapıyoruz. Yaptığınız görev bizimle aynı ve hatta bu bilgileri sürekli tekrar etmekle birlikte bu cephede ne kadar önemli yer aldığınızı, sağlıkla ilgili, halkımızın sağlığıyla ilgili ne kadar değerli hizmet verdiğinizi ben de takdir ederek bu açıdan da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli izleyenler, uzmanına sorduk koronavirüsle ilgili bilgileri aldık kendisinden. Denizli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Sayın Rıza Hakan Erbay konuğumdu. Dediğimiz gibi tablo, işte bu bayram tatilinde koronavirüs tablosu biraz endişe yarattı bizlerde, devamlı takip ettiğimiz için.
Sizler de ne olursunuz rehavete kapılmayın, her seferinde bunu ifade ediyoruz zaten. Biz gündemin dışına çıkarmak istiyoruz, tamamen bitsin istiyoruz koronavirüsle ilgili yaşadıklarımız, ama gündeme de taşımak durumundayız. Çünkü bakıyoruz ki bazen gerçekten rehavete kapılıyoruz. İşte o bayram sonrasında neler olacak dediğimiz gibi 10 gün içerisinde belli olur diyor uzmanlarımız. Ve ikinci dalga olur mu? Okullar açılınca neler olur? İşte hocamızın da söylediği gibi bir de grip var, benzer özellikler gösteren bir başka hastalık. Karıştırılır mı gibi birçok soru işareti var karşımızda. Önümüzdeki süreç bunları gösterecek ama biz yine uyarımızı yapalım. 3 önemli şey var: maske, sosyal mesafe ve hijyen. Ne olursunuz bunlara dikkat edin. Hocamızın da söylediği gibi ne boş vermişlik ne çok endişe. Hayır, bunlar işe yaramıyor. Sadece bu tedbirleri almamız gerekiyor. Öncelikle kendimizden başlayarak yapmamız gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum ben hocamıza. Sizlere de hoşça kalın diyorum.